RB'de tedarik zinciri için genel olarak biz rakamlarla çalışan bir ekip olduğumuzdan, yani somut şeylerle çalışan bir ekip olduğumuz için rakamlarla arasının kesinlikle iyi olması gerekiyor. Yani analitik becerilerinin gerçekten yüksek olması gerekiyor. Supply chain ekibinde çalışacak adayların. Onun dışında RB'nin değerlerinden de yola çıkarsak işini mutlaka kendi işiymiş gibi sahiplenmeli. Tedarik zincirinde ve RB'de çalışmak isteyen her aday aslında. Kendi işini geliştirmek için inisiyatif alıp işi geliştirecek, ileri götürecek motivasyona sahip olmalı. Ve her yaptığı işte, her düşüncesinde, her girişiminde kesinlikle sorumluluk bilincini merkeze koymalı. Yaptığının sonuçlarını, yaptığının çıktılarının nelere etkileyeceğini sorumluluk anlamında her zaman kendine soran, bu farkına da sahip adaylar olması gerekiyor aslında. Tedarik zincirinden biraz product planning adaylarının sahip olması gereken özelliklere gelirsek de burada aslında öne çıkan önemli bir şey iletişim oluyor diyebilirim. Çünkü biz çok farklı ekiplerle çalışan bir ekibiz, product planning ekibi. Üretim planlama tarafında fabrikalarla çalışıyoruz ve project planning tarafında da pazarlama ekipleriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim çok farklı görevlerimiz var, çok farklı iletişimde olduğumuz ekipler ve insanlar var. Bu iletişimi iyi bir şekilde dengede tutarak yürütebilecek adayların olmasını bekliyoruz aslında. Ve bu bahsettiğim farklı iletişim çok farklı işler ve görevler getiriyor. Bu farklı ve işte farklı işler ve görevlerin altında kendi baskı altında hissetmeyecek adaylar bekliyoruz aslında. Bu farklı görevlere bir gelişim fırsatı olarak değerlendirecek ve buna göre kendini motive edebilecek adaylar bekliyoruz.